Evet, Sağlık Zaman'la tekrar hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Efendim, bilindiği gibi Sağlık Zaman'da dönem dönem ben kendi konumla ilgili bilgiler aktarıyorum. Ve bugün kendi konumla ilgili bilgiler aktarırken konuğumuz da Şenay Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağlık Zaman'ın izleyicilerine de herkese merhaba diyorum. Bugün böyle bir değişiklik mi yaptık? Evet, benim niye haberim biz burada sunucu ve moderatör koltuğundayız. Vedat Bey'le beraber. Evet, Vedat Bey bugün konuğumuz. Aslında şöyle özetleyelim efendim. Sağlık Zamanı bölümünde biliyorsunuz ki çok kıymetli doktorumuz Onur Kulaksızoğlu'nun sağ olsun bizleri kırmadığı için ayrı bir bölümü var. Bizleri kırmadığı için ben bir kere daha teşekkür ediyorum Sağlık Zamanı ekibi olarak. Evet, harika bir partner ama aynı zamanda da gerçekten çok önemli ve çok kıymetli bir doktor. Fakat bugün ayrıca hem Onur hocamıza bizi kırmadığı için hem de Vedat Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz Sağlık Zamanı ekibi olarak bizleri kırmadığı, aynı zamanda birlikte konuk oldukları için. Vedat bugün bizlerle birlikte. Kendisi Onur hocamızın belli bir zaman önce hastasıymış. Ve hep konuşuyorduk biz, diyorduk ki Onur hocam evet siz kıymetli tecrübelerinizi ve bilgilerinizi bize aktarıyorsunuz ama bir de aynı zamanda bunu deneyimleyen çok kıymetli hastalarınızdan bir tanesini bize getirir misiniz? Bizlerle o da bilgilerini ve tecrübelerini paylaşabilir mi diye. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sefalar teşekkür getirdiniz. Ederim. Ayaklarınıza teşekkür sağlık. Ederim. Kırmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Biz yayın şereftir burada bulunmak. Çok teşekkürler. Biz aslında yayın öncesi arada biraz sohbet ettik ama arzu ederseniz size şöyle bir şey yöneltsek. Bizim biraz sohbetimizden, aynı zamanda izleyicilerimizin de bilgisi olması adına kendinizden biraz bahseder misiniz? Çok kıymetli bir insansınız çünkü emeklisiniz. Estağfurullah. İlk öncelikle evet, onu söyleyelim. Emekliyim. Ve sözü size bırakalım. 1949 Zonguldak doğumluyum. Zonguldak'ta lise tahsili, metrikten sonra yurt dışına gittim. Orada eğitim aldım. Döndüm. Tekrar geldim. Ticaretle iştigal ettim yurt dışında ve yurt içinde. Yeni adı lojistik olan nakliyecilik yaptım. Yurt dışında kavuşturan, Türkiye'de de kavuşturan adlı nakliyan firmalarım var idi 86 yılına kadar. Sonra maden işine döndük. Bu arada 75 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün üyeliğine başvurdum, kabul edildim. Çünkü dayım Fenerbahçe Kulübü'nün hem eski sporcusu Muzaffer Selvi, adını vermemde mani var mı sporcu isim? Sporcuların hepsinin ismini verebiliriz çünkü bizim ortak arkadaşlarımız da var. İşte, ben Eskişehirli olduğum için sağ olsun Vedat Bey'le beraber Mehmet Terzi'ye kulaklarını çınlattık. Biliyorsunuz maratonda. Hem çok önemli hem de aslında sizin vesilenizle altını bir kere daha çizelim. Hepimiz aslında Beşiktaşlıyız, hepimiz Fenerbahçeliyiz, hepimiz Galatasaraylıyız, hepimiz tabii ki milli takımı tutuyoruz. Önemli olan şey spora gönül vermek ve sporcuların yanında olmak, onları desteklemek, öyle değil mi? Evet, daha önce zaten biz maçlara karşıdan Dolmabahçe'sine geldiğimizde Beşiktaşlar falan aynı motorda gidip gelirdik, şey yapardık. Bizim hocalarımız bu vesileyle de anayım. Rahmetli Namık Sevik. Allah rahmet eylesin. Emin Can Kurtaran, Faruk Ilgaz. Bunlar bizim hem yöneticilerimiz, ağabeylerimiz. Hem de işte böyle yetiştik. Spor, az önce bahsettiğiniz gibi spor kardeşliktir mantığıyla yetiştik. Ha, son zamanlarda bu biraz yıprandı sanki ama. Düzelecek inşallah. İnşallah düzelecek. Düzelecek. İşte ben bu arada 15 gün önce 40. yılımı doldurdum yüksek divan kurulu üyesi olarak. Maşallah efendim, maşallah. Sayın başkanımız da lütfetmişler işte divan kurulunda plaket ve rozette onurlandırdılar. Bu tabii kadar bu arada, spor geçmişi olan bir beyefendi neden fıtık olur veya neden belle ilgili problem yaşar demeyin. Çok ciddi, çok güzel aslında Vedat Bey anlatıyor. Bu progresyonu bir anlatır mısınız? Şimdi şöyle şey yapayım. Belimde bir rahatsızlık oldu. Ne bileyim ani bir hareketten oldu veya bilinçsiz bir hareketten oldu. Şey yaptı. Bu daha önce günde sabahları 50 dakika yürüyüş yapıyordum Fenerbahçe'de. Harika. Orada oturuyorum zaten. Evimin adı da Fenerbahçe sitesi, onu da söyleyeyim. Evet, Fenerbahçeliğimden dolayı. Kapıyı çalarız artık, değiliz. Şerefle. Sağ ol, zevk abi. Çok güzel aslında her gün yürüyüş yapıyorum. Fakat bir şeyler yaptım. Son iki yıla kadar ayağımda çekmeler oldu, bir şeyler oldu filan. Doktorlara gittik, MR'lar çektirdik, şey yaptık, fizyoterapistlere gittim. Ne bileyim,
kulaktan kulağa tavsiye edilen, hoca demeyelim ama masörlere gittik. Hı-hı. Şey yaptık, yok. Düzelmiyor. Yok. Tesadüfen. Gitgide de yol yürüme kapasitesi düştü. 50 yalnız. Metreye kadar düştüm. 50 metre bakalım. Evimle kulübün arası 300 metre, 4 kere dinleniyorum. Gidinceye kadar ayağım donuyor. Düşün, hayat standartı ne kadar bozuldu, evet, hayat evet. Kalitesi ne kadar bozuldu yani düşündüğünüz zaman. Araştırıyoruz, görüştüm, randevu aldım, tahlillerimi yapıp ve bu arada eşim sağ olsun diyor. Vedat dedi, ben dedi bir şey buldum dedi. Televizyonda da izledim, sen dedi görüş. Sağ olsunlar hocamıza geldik, ismini zikretmiyorum bir şey olduğu için ama biliyor herkes. Sağ olun. Önerdiği şekilde anında o gün karar verdim zaten. İşte yeni bir MR, bir şey. Benim için en büyük tesadüf olan ameliyatın sazlı sözlü geçmesi. Hiç beklemediğim, değil mi? Aa, bu çok güzel bakın. Yani hep anlatıyoruz ya. Hiç mübalağa yok, egzajere de yok. Sabah 10.30'da hastanede olduk. 12'de ameliyata girdik. Lokal tabir edilen. Ben diyabet hastasıyım aynı zamanda. Öyle mi? Evet. Hiç olsun, bende de var. Hoca işte sizi dedi canlı canlı keseceğiz, biçeceğiz. İyi dedik. Allah'tan sonra ne yapacaksınız? Hocalar Allah razı olsun, eksik olmasın. Güvendiğiniz için tabii ki teslim oluyorsunuz. Girdik. İşte belirli yerlerimizi uyuşturdular. Hı-hı. Spordan, kulakları çınlasın, Mehmet Terzi'den, diğer arkadaşlardan. Hı-hı. Konuşurken falan bayağı ciddi. Konu sohbet. Nasıl sizinle burada sohbet ediyorsak. Ameliyat bitti dediler. Hayırdır dedi bu. Ameliyat başladı mı da bitti. Bu çok güzel. Bu arada bakın ekranda ya falan izleyebiliyor Vedat Bey kendi ameliyatını. Hiçbir şey yok yani. Tabii. Egzajere yok. Barakas'la da çok sohbet ettiniz. Benim anestezi uzmanı abi. Evet evet. Barakas'la evet, da. Evet o öyle. Sağ olsun. Kendilerine de minnet borçluyum. Bütün tüm ekibine. Sağ teşekkür ederim minnet borçluyum. Sağ olun. Eksik olmayın. Şimdi biz cuma günü o gece ihtiyaten beni hastanede yatırdılar. O hastanede 38 sene önce de ben mide ameliyatı olmuştum. Rahmetli Kaya Çilingiroğlu. Benim nikah şahidimdir. Beni orada mide hastanesi ameliyatı yapmıştı. Tesadüf aynı hastanede bel fıtığı. Cuma günü hastaneden çıktık. Eve gittik. Yürüyoruz filan. İşim icabı. Pardon. Bir şeye dikkat ettiniz mi? Hani kulüp 300 metreydi. 300 metreyi 4-5 kez evet, dinlenen evet. Vedat gitti. Hangi Vedat geldi? Yani özellikle o önemli. Şimdi yine eski sportmen Vedat geldi. Gerçi ya ciddi söylüyorum, şaka harika yapmıyorum. Şimdi acaba yasaklara girer mi şimdi? Allah razı olsun diyorum. Yok, başka hiçbir şey değil. Biz aracıyız efendim. Evet. Biz sadece aracıyız gerçekten. Yani, eline koluna derman sağlık sıhhat versin. Amin efendim. Pazar günü de işim icabı kayınbiraderimle benim Selçuk Balkaya Sapanca'dan müşterek bir işimiz var. Sapanca'ya gittim. Pazartesi geldi bu. Enişte dedi, niye ameliyat olmadın dedi. Şaka değil bakın. Şaka gibi ama şaka değil. Ameliyat oldum ya, sen bizi kandırıyorsun. Ne ameliyat dedi. Oğlum oldum. Açayım belimi bak. Belimi açtık. Ya dedi ameliyat yok, orada ufacık bir plastel var dedi. O işte böyle falan. Yani şuraya getireceğim. O kayınbiraderim bile inanmadı. Onun da şimdi hem kızı hem oğlu falan rahatsız dedim sizi getireceğim. Korkuyorlar. Ben de korkuyordum. Değil mi? Ben de korkuyordum. Çünkü hem diyabet hastasınız, kalpte ufak tefek sıkıntılar var. Problem evet onda. Korku her şeyin korku, üstünde. Korku açık ameliyatta enfeksiyon. Bunlar olmasa bile insanla aslında evet, biraz tedirgin oluyor. Hadi biraz olarak iyi gelmiyor. İyi yani kurtuluşmuş tabii ki. Yani bu kadar kısa zamanda bu kadar sürede işte bugün 50. gün. Maşallah. Üç Allah gün sonra aşkına işte Yalova'ya gittim, işimize gittik. Salı akşamı İstanbul'a döndük, Sapanca'ya gittik, geldik. Devam da ediyoruz. Ha bu arada biz Vedat Bey'e ulaşamıyoruz. Bakmayın burada yayına bize geldi falan. Tesadüf oluyor bu. Sizler davet ettiğiniz için geldi. Ya Şenay Hanım sizin yüzünüz hürmetinize geldi. Yoksa Vedat Bey bir kontrole gelseniz de bir yüzünüzü görsek diyoruz. Kesinlikle mümkün alamıyorsunuz değil. Ne güzel bir sözü vardı Fenerbahçe Galatasaray maçına beraber gidecektik. Nerede Marmaris'te geziyormuş. Sarıgerme'ye bir abimizin evet, oteli var orada. Oraya evet, bir haftalığına bir istirahate gittim ama söyledim. Yok biliyorum. Biliyorum. Yeri şaka de hazırdı o ya maçta. Yani her zaman. Harika. Peki şimdi aslında sizin söylediğiniz cümleler o kadar kıymetli ki bizler için. Bir hastanın öncesinde hatta sizin gibi rahatsızlıkları olup üstüne bu kadar tedirginlik yaşamış bir hastanın sonrasında hayat standartının bu kadar yükselmesi
Yeniden kulağına kurşun maşallah. Hayat standartını yeniden kazanması, özellikle spora bu kadar önem verdikten sonra. Bizim tabii çok mutluluk duyduğumuz bir şey. Ama müsaadenizle ben biraz da Onur Hoca'ya, şimdi Vedat Bey'in dışında sizin yaşadığınız o tecrübeyi sormak istiyorum. Yani işin teknik ayrıntısına girince aslında. Aslında biraz girelim. Yani bu nasıl bir ameliyattı? Nasıl bu kadar keyifli bir ameliyattı bu? Yani evet, Vedat Bey izliyordu, duyuyordu, eğleniyordu ve ah ne ara başladı da bitti durumu. Aynen neden öyle kaynaklanıyor? Bir mesela de şey var, Vedat Bey'e ben yaptığım ameliyatı CD'ye çektim, verdim. Kendisine hediye ettim. Evet. Şimdi bu CD'yi neden hediye ediyorum? Aslında iki nedenden dolayı. Bir, ben yarın öldüm. Benim doktorum Onur Kulaksoğlu'ydu, ne ameliyatı yaptı bilmiyorum deme. Kağıt da önemli değil. Kağıt çünkü her şey yazılabilir ama siz videoda gördüğünüz şey çok önemli. Videoda gördüğünüz. Ya da Vedat Bey bugün ben Danimarka'ya yerleşeceğim dedi. Kızı Almanya'da yanına yerleşeceğim dedi. Gitti mesela, evet, atıyorum. Oradaki doktorlara Türkçe ben mikrocerrahi ameliyat oldum. Anlamazlar. Bunu çevirseniz de inanmazlar. O zaman ne olur? CD'de ameliyatının ne olduğunu izlemesi için ben iki nedenden dolayı veriyorum. Epiduralle yapmamın en büyük nedenlerinden birini her zaman açıklıyorum. Vedat Bey gerçekten sporcu ve sağlığın kıymetini bilen bir insan. Ne bunun güzel gibi birçok hastam gibi ama ya ameliyat olur da bu günü ararsam diyor. Yani ameliyat, bakın 50 metrede bir dinlenen insan, ben buna razıyım diyor. Ameliyattan sonra felç olma korkum var. Ameliyattan sonra kötürüm olma korkum var. Ben buna dayanamam. 50 metrede bir dinlenmeye razıyım diyor. Hatta idrar kaçırmaya başlıyorlar, altını bezleyip geziyorlar ki ben yine de yürüyorum diyor. Hiç değilse ben felç olmaktansa, yani ameliyattan korkusu felç olmaya, korkudan hiçbir şey yaptırmayanlar var. Ama halbuki aslında onu ne kadar geç tedavi ettirirse o kadar daha fazla kötü olma durumu var. İlla ki. Şimdi Vedat Bey'de mesela bel kayması da var. Üst mesafede hatırlıyorsunuz değil mi Vedat Bey? Evet. Skolyoz. Ben mesela ona hiç, skolyozu var. Onlara dokunmuyoruz. Niye? Çünkü 45 yaşına kadar taşımış, 70 demeyeceğim ya, özür diliyorum. Yok, 67 yaşındayım. 67 maşallah. Dün girdim, dün doğum günümdü. Maşallah. Süper, süper. Tebrik ediyoruz. Doğmuşsunuz. 41,5 kere yani, maşallah efendim. Teşekkür 67 ederim. Yıl sağ omurga olun taşımış bunu. Yani omurga hafif eğilmiş, tamam, dejener olmuş, tamam, hafifte kayma var, tamam. Ben tutup da şimdi sadece sinir sıkışmasını düzeltme değil de kemikleri düzelteyim diye 30 tane vida koymanın bir alemi yok. Hastaya eziyet. Şimdi ne yapıyoruz? Bir nokta atış. Siniri rahatlattım. Hastanın hayat konforu geri geldi. Ama 3 ay, ama 3 sene, 5 sene sonra bel kayması artacak olsak bile, hı hı, ki bu %2'dir bunun ihtimali. O zaman vida platin koyarsınız. Ama bugünden ben yarın dişim çürüyecek diye sağlam dişi niye çekelim? Çok doğru, güzel yani bir örnek aslında bu. Evet. Bir de şey var, şu detaya ineceğim. Vedat Bey çünkü sporcu olduğu için. Şimdi bir saniyenizi rica edebilir miyim? Lütfen buyurun. Buyurun Papuli, efendim. Sapanca'dan dinliyorsan doktor bey'i iyi dinle, hiç korkma. Korkacak hiçbir şey kayın yok. Kayınbiraderimin şeyi, Selçuk Balkayan'ı Papuli'dir. Papuli mi? Gürcüce'de baba dede manasındaymış. İyi dinlesin bunları. Çok vardır. Sevgiler buradan. Evet, gerçekten hepsine sevgiler. Pardon. Ben yok, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, eksik olmayın. Şimdi korkumuz bizim felç ya. Yani size biri karşınıza geçiyor. Bakın çok basit. Çok sevdiğim bir kadın doğumcu arkadaşım var. Aytun. Buradan da kulakları çınlasın. Onun yardımcı elemanı banyoda düşüyor. 50 yaşında bayan. Dün değil, önceki gün ameliyat ettiğim hastadan bahsediyorum. Banyoda düştüğünde sırtı ağrıyor. Şimdi otomatikman sırt ağrısı olduğunda ve bayan olduğunda biz aman deriz. Hele hele menopoza da erken girdiyse osteoporoz dediğimiz kemik erimesi olabilir ve omurga kırılmış olabilir diye biz röntgenlerini çekeriz. Gittiği hastanede röntgenler çekilmiş ve gerçekten sırt bölgesinde omurilik çökme kırığına maruz kalmış. Şimdi hastaya demişler ki %80 felç ihtimaliniz var. Şimdi böyle bir hasta ameliyat olur mu? Ay onu bırakın, bir de böyle böyle lömbür gibi mi söylemişler gerçekten? Yani, yani öyle söylenmiş diyelim. Önemli değil. Hay Allah ya. Şenay da bunlara takılıyor. Dur bir dakika. Ama insanın çok detay. İnan ki oraya gelene kadar çok şey var. Şimdi Aytun panik halde beni aradı. Hemen hastayı göreyim dedim. Hastayı gördüm. Şimdi bakın, felç riski. Siz mikrocerrahi uygulayan bir insansanız felç riski şöyle bir risktir. Otobanda
karşıdan karşıya geçmek ne kadar bir risk? Ölüm riski %10'lardan daha fazla. Ama üst geçitten geçmenin riski, ölüm riski var mıdır? %1'den, binde birden az. O da bir damperi açık kamyon gelip de size üst geçitte çarparsa, Allah korusun, veya yağmur yağıyor, şimşek çarparsa falan filan. Çok çok az. Şimdi kabul edilebilir risk üst geçitten geçen hasta içindir, kişi içindir. Benim de kabul edilebilir risk mikrocerrahi. O da binde bir, milyonda bir, bir felç riski var ki bir alanı siz 40 kat büyük görüyorsunuz. 40 kat büyük görürken benim akıl melekelerime sahip olmamam lazım ki Vedat Bey'in bacak sinirini alayım, kenara koyayım. Allah korusun. Allah o yüzden korusun. Şimdi insanların korkusu şu: ya görmezse, bir de narkoz alıyorum, ben narkozdan ya uyanmazsam. İkisi de yok. Narkoz aldık mı? Alerjisi hayır. Olan insanlar var aynı zamanda. Yok, sazlı yani. Sözlü işte, söylüyorum. Sazlı sözlü ya. Yani, vallahi sazlı sözlü ameliyat da. Ciddi mi dedim, ameliyat oldu mu dedim. Evet dedi, geçmişsiniz. 45-50 dakika galiba değil mi? Tabii 45 dakika 50 dakika sürüyor. Çok ağrınız sızınız öyle hiç olmadı. Hiç. Allah aşkına. Allah Allah. Ne güzel. Bir işte Allah koruna. Sihir yapıyoruz. Beynine zeval vermesin. Amin. Ya, Allah da razı olsun. Ne yani güzel bunu koma söyleyeyim. Önünde evet. Kalben söylüyorum. Ne güzel. Ne buraya özel geldim, ne işe rica üzerine geldim. Kimisi bir takım şeyler söyler falan ama hiç öyle bir şey yok, değil. Yok, tam tersini ben, bizi kırmayıp evet, geldiğiniz için evet, biz çok teşekkür ediyoruz. Yani Allah razı olsun. Kabul ettiği tek için kelime. Çok teşekkür Vedat ediyoruz. Bey sadece şunu hatırlıyor mu bilmiyorum ameliyatta. Ben şarkı söylemeye başlıyorum. Ben neşelenirim ameliyatta falan. Hemen gidip müzik açıyorlar ben susayım diye. Yok, onu hatırlamıyorum. Yani... Evet. Dikkatimi çekmemiş ama bu hep arada, sohbet ettik. Önümüzde, daha doğrusu sizin önünüzde çoğu zaman getirdiğiniz maketlerden bir tanesi var. Evet. Vedat Bey'e uygulamış olduğunuz ameliyatta neler yaptığınızla ilgili burada bize gösterme şansınız olur mu? Tabii, Vedat Bey'in omurgasını şöyle düşünün. Vedat Bey'in önce belinden küçücük bir iğneyle girip oradan belden aşağıya epidural anestezi verdik. Bunu da Barakas Bey ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Buradan epidural anestezi yaptıktan sonra belden aşağıda ağrı duymuyor ama hareket var. İsterse yürüyüp kalkıp gezebilecek pozisyonda tüm motor fonksiyonları tamamen normaldi. Biz yüzü koyun yatırdık Vedat Bey'i. Yüzü koyun yatırdığımızda, yalnız bu makette vidalar var. Vidalara hiç dikkat etmesin izleyicilerimiz. Bakın şurada şöyle mi çevirmem lazım? Evet, burada vidalara dikkat etmesinler bu maket olduğu için. Yok yok, hallediyorum. Tamam. Şimdi burada çok, ama kaleminizi alabilirim. Tabii ki, ne demek. Şimdi burada şurada kırmızı bir şey görüyorlar. Kırmızı. Bu kırmızı işte Vedat Bey'deki olan problem. Bu kırmızı bir omurilikteki diskin yukarı doğru kabarması ve bu kabarıklığın şuradaki çıkan sinire ve içerideki omurilik demetine baskı yapması. Biz ne yapıyoruz? Biz bu vidalara lütfen dikkate almayın. Mikroskopu önce skopi altında yüzü koyun yatırdığımız Vedat Bey'in skopi altında tam burayı işaretleme yapıyoruz. Bir şutla işaretleme yaptıktan sonra buraya mikroskop ayıracı takıyoruz. Ve mikroskop ayıracını alıp, mikroskop ayıracını buraya yerleştirip, mikroskopun özellikle altında burayı 40 kat büyük görüyoruz. 40 kat. Ve buraya çok detaylı bir temizlik yapıyoruz. Siniri hiçbir şekilde çok sensitif davranarak, harpazlamadan, agresif davranmadan, sağa sola ittirmeden altını güzelce temizliyoruz. Sinirin üstünü high speed drill dediğimiz hızlı çalışan turlarla tıraşlayıp sinirin üstünü ve omurilik demetinin üstünü temizliyoruz. Ve altında güzel bir yıkama yaptıktan sonra bir de bu sinirin çıktığı tüneli temizleyip çıkıyoruz. Yani bunun toplamda 40 dakika, 45 dakikalık bir operasyon. İçten bir dikiş atıyoruz. Dıştan da Vedat Bey'in anlattığı gibi, yani şuraya bir tane bir bant yapıştırıyoruz. Bant da toplamda 1.2 santimlik bir kesi olduğu için, hani biz ekartör taktığımızda belki o 1.5 santime bazen kilolu hastalarda çıkabiliyor ama oradaki 1-1.5 santim kesi birkaç ay içerisinde tamamen hiç neredeyse iz kalmayacak şekilde iyileşiyor. Peki hocam şunu soracağım. Vedat Bey size geldiği zaman evet, geç kalmış ya da geç kalmak üzere desek daha doğru olur zannediyorum. Durumda mıydı? Biraz daha yaptırmasaydı ne olurdu? Ya da benzeri durumlar içinde aslında örnek vermiş olalım. Şimdi sporun aslında vermiş olduğu çok güzel bir ahlaki beden
şey vardır, tahlili vardır. Hı hı. Sporcu her dakika, her saniye vücudun her noktasından haberdardır. Doğru mu söylüyorum? Doğrudur. Vedat Bey. En ufak bir uyuşukluk olsa veya kuvvet kaybı olsa Vedat Bey kapıyı hemen çalardı. Allah'a şükürler olsun ki kuvvet kaybı veya fonksiyon kaybı veya his kaybı olmadan geldi. Ama hayat konforu bozuldu geldi. Biraz öyle evet. Bu arada ben yine huzurunuzda eşime çok teşekkür ediyorum. Eşler. Biz de sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz kendisine. Ne mutlu size ki bu kadar ilgilenen bir eşiniz var zannediyorum siz de öylesinizdir. Çok güzel tabii bir şey. Tabii bir huysuzluk yapıyor yani bu eve de nüks ediyor. Siz mi? Siz mi huysuz? Hiç zannetmiyorum. Yani, o ağrılar, o yürüyememek sinir yapıyor. Doğru. Dolayısıyla bu çevrenize iş yapıyor. Agresiflik değil. Ama benim o huzursuzluğum... Hayat konforu bozulunca doğru. Yani ateş düştüğü yeri yakar ama çevresini de kızartır. Kızartır, tabii. Doğru. Tabii. O yüzden sevdiklerimize şimdi, nazımız geçiyor. Nazımız efendim, onlara geçiyor. Nasıl olacak? Evet. Aynen. Ben Şenaycığım bir şey bahsetmek istiyorum. Vedat Bey veya onun konumunda olan hastaların doktora başvurma zamanı ve doktorun ameliyat deme zamanı ile alakalı çok çok perspektif var. Yani şöyle aman geç kalmayın gelin yoksa işte... Çok özür dileyerek söylüyorum. Erkeklik fonksiyon kaybı olur. Böyle bir şey yok. Bu çok ilerlemiş, omurilik zarı patlamış, oradan omurilik zarının içerisine disk fıtık girmiş ve sinirleri parçalamış ise çok geç dönemde olabilecek bir şey. Yani sizi diğer meslektaşlarımı tenzih ediyorum ama bir kenara ayıralım. Hı hı. Aman erkeklik fonksiyonunuzu kaybedeceksiniz diye ameliyat olmasınlar. Ameliyatı kendi hayat konforları bozulduğu için olsunlar. Hayat konforu da bakın çok basit. Aynı Vedat Bey gibi çok ben çok kendisini sevdiğim için söylüyorum. Ben saatlerce de sohbet ediyorum. Atletizmle alakalı da sohbet ediyor, sporla alakalı. Ben Galatasaraylıyım ama Fenerbahçe'den de sohbet ediyorum. Takımları hepimiz tutuyoruz ama ve seviyoruz. Ama hanımefendi Galatasaraylı. Fenerbahçe spor kulübü üyesi ama Galatasaraylı. Ne yapalım ben? Kızım da öyle. Evet. Efendim spor hep altında, gördüğünüz gibi. Kesinlikle altını çizdiğimiz bir durum var ki hepimiz sporu seviyoruz, hepimiz sporu destekliyoruz. Sporun hangi takımı tutarsanız tutun, hangi dalına uğraşırsanız uğraşın. Önemli olan şey gerçekten de hepsini sevmeniz ve herkesin birbirine saygı duyması. Spor hayatımızın vazgeçilmezi, takımlar da hayatımızın vazgeçilmezi. Tabii ki futbol gibi. Basketbolcular da öyle ya da bununla ilgili hatta dünyada da birçok başarılı sporcumuz var, gururumuz. Özellikle de ben yeri gelmişken müsaadenizle söylemek istiyorum. Gerçekten son dönemlerde dünyada çok büyük başarılara imza atmış tekerlekli sandalyede olan engelli vatandaşlarımızın. Engelli diyorum ama aslında asıl engel bizleriz onlar için hayatlarında biliyorsunuz. İnanılmaz basket takımları var. Onlara da bir kere daha gururumuz oldukları için evet. Teşekkür etmiş olalım. İyi ki varlar, iyi ki sporla uğraşıyorlar ve hepsine hayranlığımızı bir kere daha dile getirelim diyorum. Kesinlikle öyle. Öyle sizi de tebrik ederim bu konuda. Estağfurullah efendim. Biz onları tebrik ediyoruz. Şenay'ın duyarlılığı her zaman evet. Dillere destan. Öyle olmak ederim. Lazım. Hepimiz duyarlı olmamız lazım. Yani kesinlikle. Şu engellilerin yerine park eden arabaların işte ne bileyim bu saygısı neyse onlardan bahsetmeyelim. Ben evet. Çok enteresan Vedat Bey gibi bir İzmir'den bir beyefendi gelmişti. Zıpkın delikanlı, henüz emekliliğini almış bir paşamız. Ben ameliyat olmaya geldim dedi. Dedim niye ameliyat olacaksınız? Bir dakika lütfen bir oturun. Önce beni muayene etmem lazım. Filmlerinize bakmam lazım. Değil mi? Hayır ben, dedi. Hani sanki böyle bir sohbet evet, etmek direkt istiyorum. Direkt olarak ben gibi. Hayat konforumu kaybettim. Ben hayat konforumu geri almak istiyorum. Ve bu konuda da sizin işte ameliyat ettiğim birkaç hasta yönlendirmiş sağ olsunlar. Dedim ki şikayetiniz nedir? Ben dedi güzel yoldan çıkıyorum. Konak saatine kadar giderken iki kere dinlenmek zorunda kalıyorum dedi. Yani kilometreye bakın şimdi. 3-4 kilometre gidiyor ve dinlenmek zorunda kalıyor ve hayat konforum bozuldu diyor. Vedat Bey 50 metre dedi bakın. Evet, evet. Ben şaşırdım ya dedim 3 kilometre yürüyemeyen insanlar var dedim. Hani niye bu kadar? Ben dedi 20 kilometreyi gık demeden yürüyen insandım. Hayat konforum bozuldu dedi. Şimdi dedin ya ameliyatı kişi kendi hayat konforuna göre aslında düzenler.
yanında eşlik eden çok ciddi bir nörolojik bozukluk yoksa, nörolojik bozukluk işte idrar kaçırma, ayaklarda kuvvetsizlik, düşük ayak veya his kaybı, gece uyandıran krampları, yol yürürken belden aşağı his kaybı olarak ne bileyim işte idrar gayeti çıkarmaları, kaçırmaları, bunlar yoksa hayat konforuyla direkt alakalıdır ameliyat etmek. Yani biz Vedat Bey'in 50 metre değil de 500 metreye indiğinde gelmesini aslında beklerdik. Allah'tan kuvvet kaybı veya nörolojik bir fonksiyon kaybı olmadan geldi ve biz de ameliyatımızı yaptık. Ondan sonrasında da gayet güzel ertesi gün hemen etkisini görüyorsunuz. Yani işin güzel yanı o. Bu çünkü bir mekanik olay. Hani hep bahsediyorum ya, bir arabanız var, arabanızın ön tekerleğindeki davlumbaz tekeri sıkıştırdı. Araba gider mi? Gitmez. Zorlarsınız bütün motor gücüyle ve motor yorulur, motor patlar. Ama biz çok basit ne yapıyoruz? O davlumbazı çıkartıyoruz, teker normal dönüyor ve normal araba gidiyor gibi düşünün. Çok basitçe anlattım. Hani bu bir tümör değil, bir kanser değil, bir ur değil. Çok basit bir mikro cerrahi uygulamadır. Ve bu mikro cerrahi uygulamayı da ilk biz 1997'de Chicago'da sunduk. Chicago'da sunan buradan iki tane çok sevdiğim abilerime selam gönderiyorum. Kemal Koç ve Ahmet Menkü. Onlarla beraber yani bunu hazırlamak, sunmak, etmek dünyada aslında bir nebze mikro cerrahiyle tek taraftan girip iki taraflı dekompresyon yapmak ve fıtığı almak, rahatlatmak işini aslında dünyaya bir nebze ikinci olarak bizler duyurduk. Bu güzel bir şey. Aslında bunun meyveleri nerede yiyoruz? Vedat Bey gibi birçok hastamızı öyle vidalar, platinler takmadan, ne bileyim açık ameliyatlar yapmadan sonucunu, meyvesini hemen ertesi gün görerek ve hayat konforunu da iki gün sonra Yalova, üç gün sonra Marmaris veya Sarıgerme yaptırtarak aslında görüyoruz. Şimdi buradan kıssadan ise ben izleyicilerime hep söylüyorum. Ameliyattan korkmayın, geç kalmaktan korkun. Çok önemli. Doğru mu? Çok çok önemli. Gerçekten de öyle. Hatta bir kere daha altını çizerek söylemenizi istiyorum. İzleyicilerimizin gözlerine bakarak efendim. Vallahi çok sonra güzel. Sonra da Vedat Bey'den alacağım aynısını eğer müsaadeniz olur. Lütfen ama lütfen diyoruz. Siz sağlık için doğru yerde doğru adreste doğru tedavinizi yaptırın ama sağlığınızı tehdit edecek şekilde gerçekten alternatif adı altında veya destekleyici tıp adı altında hekiminize danışmadan herhangi bir şey yaptırmayın. Ameliyattan korkmayın, geç kalmaktan korkun diyorum. Vedat Bey'e sözü bırakıyorum. Evet Vedat Bey, sizden de alalım. Hatta ben de sizin yanınıza geleyim. Buyurun efendim. Lütfedersiniz. Buyurun çok, efendim. Çok versin. Şimdi kameralara bakarak sizler evet. Gibi söyleyin efendim olan insanlara. Ben tekrar 3 kere gün almış, tahlillerini yaptırmış fakat kaçmış ameliyatlardan. Birisi olarak. Kişi olarak dostumuzu duyduktan sonra geldim, ikna oldum. İşte şaka gibi bir ameliyat oldu. İkinci günü, üçüncü günü, cuma günü çıktım. Pazar günü Yalova'ya gittim. Oradan bir hafta sonra Sarıgerme'ye gittim. Geldim. Maşallah. %95 diyorum. %95. Çünkü %100 yok hayatta. %95 eski sağlığıma kavuştum. Özellikle Papuli'den, kayınbiraderimden de ricam şu. Geç kalmayın efendim. Yok, Murat... Saadet ve Emine'yi muhakkak alıp geleceksin. Peki. Gelecekler zaten. Bu arada efendim Tronusya'ya da çok teşekkür ediyoruz Profesör Tronusya'ya da. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. 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 Hoşçakalın.